Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Mahalle toplantılarına devam eden Bakan Bülent Tüfekçi son olarak muhtarlarla istişare toplantısına katıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi Malatya'da Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen muhtarlarla istişare toplantısına katıldı. Düzenlenen toplantıya Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdülvahap Ortaç ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Tüfekçi 16 Nisan'da yapılacak referandumun önemine dikkat çekerek bizim etkin ve sürdürülebilir bir yönetime ihtiyacımız var. Bürokrasiden burada bulunan muhtarlarımız arasında şikayet olmayan yoktur. Düşünün 2016 yılında aldığımız kararlar 2017 başında ancak işleme geçmeye başlıyor dedi. Bizim etkin ve sürdürülebilir bir yönetime ihtiyacımız var. Bürokrasiden buradaki muhtarlarımızın şikayet olmayan muhtarımız yoktur herhalde. Öyle değil mi? Bürokrasinin muhtarlarıma çektirdiklerini, öyle değil mi Ahmet abi? En tecrübelimiz sensin. Ondan sonra neler çektiğini, neler, nasıl muamele ettiklerini görüyoruz. Ama biz istiyoruz ki artık bürokratik vesayet ortadan kalksın. Ankara'da almış olduğumuz kararlar hızlı bir şekilde Malatya'ya intikal etsin ve hemen işleme geçebilsin. Düşünün 2016'da almış olduğumuz kararlar 2017'nin başında ancak hayata geçmeye başlıyor. Almış olduğumuz teşvikler, tedbirler ekonomiyle ilgili ancak 2017'nin başında hayata geçiyor. Oysa biz istiyoruz ki bu teşvikler, bu tedbirler hızlı bir şekilde hayata geçsin. Malatya'ya yapılan yatırımlardan da bahseden Tüfekçi, Battalgazi ilçesine yeni bir devlet hastanesinin yapılacağını söyledi ve Yeşil Kuşak projesinin Malatya için önemine dikkat çekti. Ve onun için de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine inşallah hep beraber evet diyeceğiz. Bugün son olarak baktığımızda Malatya'ya tam şu anda 334 tane yatırımcı firmamız yatırım için başvurmuş ve baktığımız zaman projelerinde 43 bin küsür insana istihdam sağlamak için taahhütte bulunmuşlar. Bugün sabah Sağlık Bakanı ile geldik. Tekrardan Battalgazi ilçemize devlet hastanesi ile ilgili konuştuk. Yanımda aradı. İnşallah proje çizimine başlamışlar. Temmuz'un 15'inde yetiştiririz herhalde inşallah. Temmuz'un 15'inde hep beraber orada güzel bir hastanemizin temelini atar Battalgazi'nin aylarca, yıllarca istedikleri bir hayalinde hayata geçirmiş oluruz. Normal şartlarda okulların hem yeşil kuşak içerisindeki okulların dışarı çıkarılması, oraların yeşil kuşak bandı içerisinde olması, yine Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Onun projeleri içerisinde okullarımızın, merkez okullarımızın dışarı çıkarılması noktasında da biz her türlü desteği veriyoruz. AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder ise hepinizin bildiği gibi AK Parti halkın içinden çıkmış, halkın isteklerine kulak veren, onun istekleri doğrultusunda hareket eden bir partidir dedi. Hepinizin bildiği gibi AK Parti halkın içerisinden çıkmış, halkın isteklerine kulak veren, halkın istekleri doğrultusunda hareket eden bir partidir. Bu bağlamda önümüzde 16 Nisan'da çok önemli bir referandum var. Ülkemiz için belki dönüm noktası sayabileceğimiz bir referandum. Bunu Sayın Bakanımızın nezdinde gereksizlerle istişare etmek, bu noktada sizlerden bilgi alma adına bugün Battalgazi Belediye'mizle bu toplantıyı beraberce gerçekleştirmiş olduk.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, biz siyasi mülahazalarla projelerimizi ifade etmiyoruz. Biz söylediklerimizin en az 3 katını yapacağımızdan emin olun dedik. Çünkü geçmişteki tecrübelerimizin tezahürü olarak bundan sonra da aynısını yapacağımıza inancımız tamdı dedi. Biz seçimlerden önce Malatya'yı çağdaş anlamda, modern anlamda bir şehircilikle tanıştırma noktasında elimizden gelen gayreti yapacağımızı ifade etmiştik. Ve o ifadede de şunu söylemiştik. Biz siyasi mülahazalarla ifadelerimizle projelerimizi ifade etmiyoruz. Bizim söylemlerimiz ve söylediklerimizin en az 3 katı, 5 katı, 10 katı fazlasını yapacağımızdan emin olun dedik. Çünkü geçmişteki tecrübelerimizin tezahürü olarak bundan sonra da aynısını yapacağımıza inancım tamdı. Bugün Battalgazi Belediyesi'nin bütçesini değerlendirdiğiniz zaman, yaptığınız çalışmalara baktığınız zaman 100 yıllık bir belediyede neler varsa ve Türkiye'de en üst seviyede temayüz etmiş belediye zihninizde tezahür edin. Hangi belediye olursunuz? Orada ne varsa bu 3 yılın içerisinde Battalgazi Belediyesi'nin hepsini ihtas ettik. Allah'a şükür. Gıda ve Toplantılar sitesinde esnafla buluşan Bakan Bülent Tüfekçi, ekonomi kat kat büyüyecek, daha da ileri gideceğiz dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Gıda Toplantılar sitesinde esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Esnaf buluşmasına AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ve çok sayıda esnaf katıldı. Esnafla uzun süre sohbet eden Bakan Tüfekçi, biz istiyoruz ki Türkiye bir atak daha yapsın, bu patinajdan kurtulsun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber aşımız da, işimiz de daha büyüsün ve dünya ile rekabet edebilen bir Türkiye olsun dedi. Bizler hep AK Parti hükümetleri olarak hep iş dünyasının yanında olduk, hep esnafın yanında olduk. İstedik ki esnafımızı büyütelim, istedik ki tüccarımızı büyütelim. İstedik ki sanayicimizi büyütelim, istedik ki ihracatçımızı büyütelim ve onları dünyayla rekabet edebilir hale getirelim. Allah'a hamdolsun AK Parti iktidarı boyunca da Türkiye'yi her alanda 3 kat büyüttük. Ve baktığımız zaman 2002'deki Türkiye ile 2017'deki Türkiye arasında gerçekten dağlar kadar bir fark olduğunu da görüyoruz. Her alanda bunu görüyoruz. Sağlıkta baktığımızda görüyoruz. Malatya'yı görüyoruz. Türkiye sağlıkta 4 büyüdüyse Malatya sağlıkta 6 büyüdü. Otoyolları görüyoruz. Bölünmüş yolları görüyoruz. Ulaşımı görüyoruz. Hava yollarını görüyoruz. Üniversiteyi görüyoruz. Ve netice itibariyle baktığımız zaman büyüyen bir Türkiye görüyoruz. Ama geldiğimiz nokta itibariyle AK Parti sizlerden almış olduğu desteği, sizlerden almış olduğu güvenle Türkiye'yi bu seviyelere getirdi. Ama biz istiyoruz ki Türkiye bir atak daha yapsın, bu patinajdan kurtulsun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber işlerimiz daha büyüsün, aşımız daha büyüsün, dünyayla, bölgeyle rekabet edebilir bir Türkiye oluşsun istiyoruz. Tüfekçi her türlü terör saldırısı altında bulunan Türkiye'nin bu coğrafyada, bu bölgede gerçekten güçlü olması gerekir diyerek 2002'den sonra AK Parti'nin yaptığı hizmetlerle birlikte Türkiye'nin çağ atladığını vurguladı. Onun için terör belasıyla mücadele eden bir Türkiye, terör her türlü terör saldırısı altında bulunan bir Türkiye'nin bu coğrafyada, bu bölgede gerçekten güçlü olması gerekir. Gerçekten etkin karar alabilen bir Türkiye'nin olması gerekir. Birliğini, beraberliğini sağlamış bir Türkiye'nin olması gerekir. Toplumsal uzlaşmasını sağlamış bir Türkiye'nin olması gerekir. Onun için de değerli arkadaşlar, biz toplumsal uzlaşmayı da sağlayacak, birliği de, beraberliği de sağlayacak yeni bir hükümet modelini
topluma, milletin önüne getirdik. AK Parti Milletvekili Taha Özhan da MÜSİAD'a giderek Malatyalı iş adamlarıyla referandum sürecini konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, günler öncesinden başladığı referandum çalışmalarına MÜSİAD'la devam etti. Ne var ya? Hacı nasıl? İyisin. Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Malatya Şubesi'ni ziyaret eden Özhan, 16 Nisan referandumunun iş dünyasını da etkilediğini belirterek, hükümet sistemiyle ilgili referanduma gidecek kadar ortada sıkıntı varsa, bunun ceremesini en fazla iş dünyası çeker. Bu referandum neticesinde sisteme ait bir netleşme ortaya çıkar ve istediğimiz hedefe varırız, dedi. Umarım biz bir referandum sürecindeyiz. Başkanımız sağ olsun. Referandumla ilgili söyleyebileceğimiz şeylere verilecek cevabı en baştan verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. İş dünyasını da tabii ki çok doğrudan ilgilendiren bir referandum bu. Çünkü bir ülkede eğer bir hükümet sistemine dair referanduma gidecek kadar sıkıntı varsa, ki var, bunun en fazla ceremesini iş dünyası, piyasalar, tacirler, esnaflar, pazar çeker. İnşallah bu referandum neticesinde sisteme dair bir netleşme ortaya çıkar. Bundan da yine bu işin ceremesini çeken bir sektör ve iş grubu olarak, ama aynı zamanda bu ülkenin bilinçli birer vatandaşı olarak sizler ve hep beraber bizler de nasipleniriz diye dua ediyorum. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan da referandum sürecinde özellikle Avrupa ülkelerinin tutum ve tavırlarını hep birlikte izlediklerini belirterek, Türkiye'nin bölgede gelişen ve büyüyen bir güç olmasının dış güçleri rahatsız ettiğini söyledi. Referanduma son 19 gün kala AK Parti teşkilatı ziyaretlerine Küçük Mustafa Paşa, Sarıcıoğlu ve Çilesiz mahalleleriyle devam etti. AK Parti Malatya Teşkilatı 16 Nisan halk oylaması çalışmaları kapsamında Küçük Mustafa Paşa, Sarıcıoğlu ve Çilesiz mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Mahalle toplantılarına AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder ve partililer katıldı. Ahmet Çakır, geçmişimize bakarak geleceğimiz adına dersler almalıyız. Ülkemizin ve insanlarımızın çekmiş olduklarının temelinde zayıf ve parçalı hükümetlerin olduğunu hepimiz gördük, dedi. Malatya'mızda yerel hizmetlerde inşallah ikiye katlandı. Yani bu bölgemizde yaptığımız çalışmalar, adliye çevresi, hafletinde, hidayette, bu bölgemizde, ana caddelerimizde, özellikle çevre yolu altıyla üzerini koparmamak adına çevre yolunun üzerinin kapatılması, orada bir meydanın oluşturulması, bir bütünlüğün sağlanması, çok önemli bir referandumun arifesindeyiz. Referandumun önemini, ben öyle inanıyorum ki buraya gelmiş bütün kardeşlerimiz, ülkemiz için ne kadar önemli, geleceğimiz için ne kadar önemli, bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla biz ülke olarak neleri kaybettiğimize sadece bakarsak, aslında gelecekte yolumuzu, çünkü her zaman geçmişten ders almamız lazım. AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise millet kendisinin nasıl yönetilmesi gerektiğini sandıkları giderek özgür iradesiyle belirleyecek ifadelerini kullandı. Nasip olursa 16 Nisan'da ülkemizin parlamenter olan sistemini yeni bir sistem, tamamı yerli ve milli olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak değiştirmek için bir halk oylaması yapacağız. Bu halk oylamasında da millet kendi özgür iradesiyle kendi kararını o sandığa yansıtarak bir daha bu ülkedeki yönetilmesini istediği sistemin ne olduğunu bu millet kendisi belirleyecek. Biz bunu belirlemek isterken, biz bunun için yola çıkmışken, ülkemiz için faydalı olduğunu düşündüğümüz, bu ülkede bir daha hükümet krizleri yaşanmasın diye, Cumhurbaşkanlığı seçimi krizleri yaşanmasın diye, koalisyonlar dönemi yaşanmasın diye, çift başlılık bir daha bu ülkede olmasın diye yeni bir sistem getiriyoruz. Halkımızın kendisinin bizzat
girip oynayacağı eliyle kendi bildiği, inandığı, güvendiği kişiyi hükümet yapacağı bir sistem getiriyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da şimdiye kadar bu toplumda istismarlar vardı. Bundan sonra hiçbir istismar olmayacak. İstikameti doğru ve istikbali aydınlık bir Türkiye için 16 Nisan'da üzerimize düşeni, kendimize yakışanı yapacağız dedi. Şimdiye kadar bu toplumda istismarlar vardı ve istismar politikalarıyla iktidar olmak, milletvekili olmak, mecliste grup kurmak gibi istismar politikalarının hakim olduğu bir politik çizgiyle Türkiye'yi yönetiliyordu. Artık bundan böyle ne mezhep istismar, ne etnik yapı istismar, ne ideolojik yapı istismar, ne de inanç istismar veya da cemaat, meşret, tarikat istismar olmayacak. Mezhepsel dediler komşularımızı böldüler. Etnik yapı dediler akrabaları böldüler. İdeolojik yapı dediler kardeşi kardeşe vurdular. İşte bütün bunların önüne geçip istikrarlı, istikameti doğru ve istikbali aydınlık olan bir Türkiye olması için 16 Nisan'da üzerimize düşen sorumluluğu ve yükümlülüğü şimdiye kadar 11 seçimde olduğu gibi 12. seçim olan referandumda da Malatya halkı, Battalgazi halkı kendisine yakışanı, yaraşanı yaptı. Ben inanıyorum ki bu 12. seçim olan 16 Nisan'da da gereğini yapacağına ne diyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da partisinin referandum çalışmalarına destek vermek için Malatya'daki emekli astsubaylarla bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Malatya Şubesi'ni ziyaret ederek, yönetici ve dernek üyeleriyle sohbet ederek referandumda neden hayır diyeceklerini açıkladı. Dernek Başkanı Mustafa Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emekli astsubayların yaşadıkları sorunları içeren bir dosyayı Ağbaba'ya sundu. Veli Ağbaba, konuşmasının Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda, astsubaylık mesleğinin önemini biliyoruz, zor şartlar altında görev yaptığınızı biliyoruz dedi. Daha sonra referandum sürecinden ve neden hayır dediklerini anlatan Ağbaba, biz referanduma bir parti meselesi olarak bakmıyoruz. Bu bir seçim değil, referandum. Herhangi bir siyasi partiye oy vermiyoruz. Bu anayasa paketi meclisin yetkilerini elinden alıyor dedi. Birkaç nedenden hayır diyoruz. Yani biz birilerine evet dediği için hayır demiyoruz. Biz hayırın gerekçelerini görüyoruz. Bunlardan birisi, en önemlisi, beşinci maddeyle birlikte meclisin işlevinin yok edilmesi. Nedir meclis? Meclis yapan nedir? Meclisin bütçe yapma yetkisi, meclisin kanun yapma yetkisi, meclisin yürütmeyi kendi içine seçme yetkisi. Bütçe yapma yetkisi, yani bütçe dediğimiz şey sizin vermiş olduğunuz vergilerin nasıl harcanacağını belirleme hakkı. Sizden toplanan vergilerin karayoldan ne kadar yatırılacak, sağlığa ne kadar yatırılacak, silahlı kuvvetlere ne kadar para verecek denen şey bütçe yapma yetkisi. Bu yetki meclisten alınarak başkanlığa veriliyor. Bir başka şey, meclisin kanun yapma yetkisi var. Meclis, kanunlar meclis yapar. Yani yasama yetkisi. Bu yetki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle başkanlığa aktarılıyor. Bir başka şey, biliyorsunuz siz oy veriyorsunuz, seçmenler oy veriyor. Milletvekili seçiliyor, onların içerisinde bakan seçiliyor. Artık bakanlar milletvekili olmayacak. Yani meclisin içinden artık seçilse bile milletvekili bırakmak zorunda kalacak. Ve meclisin en büyük yetkisi olan hesap sorma, denetleme yetkisi meclisin elinden alınıyor. Artık bakanlara gen soru veremeyecek, sözlü soru soramayacak ve bakanları meclise onaylamayacağız. Yani biz kabul edemiyoruz diyemeyeceğiz, hoş geldiniz. Biz bu nedenle meclisin tüm yetkilerinin alınması nedeniyle buna hayır diyeceğimizi söylüyoruz. Gerekçelerimizden birisi bu. Bir başka gerekçe, bununla bağlantılı bir başka gerekçe, 550 olan milletvekili sayısı 600'e çıkıyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde, Türkiye'de hiçbir siyasi partili, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, bir milletvekili azlığından dolayı şikayet etmiyor. Herhalde Malatya'da yaşayanlar da niye 6 vekilimiz, niye 8 vekilimiz yok demiyorsunuz. Fazla zaten. Yani bu nedenle 550'den 600'e çıkarılmasının da bir yanlış olduğunu, bunun için hayır diyoruz. 50 milletvekili sadece maliyeti Türkiye 188 milyon lira.
Ağbaba son olarak geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da İlhan Aliyev eşini birinci başkan yardımcısı yaptı. İşte size başkanlık. Başkan meclis seçimleri aynı gün olduğu için milletvekillerini de atayabiliyor. Biz Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olmasını savunuyoruz ifadelerini kullandı. Bakanların, başkan yardımcılarının seçimiyle ilgili artık başkan yardımcısı diye bir kurum geliyormuş. Bu başkan yardımcılığının olabilmenin bir tek koşulu var. O da 18 yaşını doldurmuş olmak. Başka hiçbir koşulu yok. Yani üniversite bitireceksin, başka şunu yaptın, hiçbir şey, sadece 18 yaşını doldurmuş olmak başkan yardımcılığı için atanabilir. Başka bir özellik istenmiyor. Bakanlar da aynı şekilde atanıyor. Yani bakanlar da tamamen başkan seçtiği insanlardan oluşuyor. Başkan yardımcılar başkan seçtiği insanlardan oluşuyor. Biz bunun da yanlış olacağını düşünüyoruz. Şimdi dünyada örnekleri var. Başkan yardımcısı istediğini atayabiliyor. Yani kardeşinle atayabiliyor, bir başka birini atayabiliyor, eşini de atayabiliyor mu? Atayabiliyor. Geçtiğimiz günlerde örneği var Azerbaycan'da. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz da 16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında Yeni Köy Garajı esnafıyla görüştü. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz, Yeni Köy Garajı esnafına yeni anayasayı anlattı. Kiraz, toplumun bütününün üzerinde uzlaşmadığı bir anayasa ister kabul edilsin, ister kabul edilmesin, kabul edilse dahi toplumda uzun süre kabul görmeyeceği kesindir, dedi. Toplumun bütününün üzerinde uzlaşmadığı hiçbir anayasa ister kabul edilsin, ister kabul edilmesin, kabul edilse dahi toplumda uzun sürede kabul görmeyeceği kesindir. Çünkü önümüzde bunu diyoruz ki bu anayasa maddeleri, getirilen bu maddeler toplumun hiçbir sorununu çözmüyor. Tabii 16 Nisan'da bir referandum var. Bugün köy garajının yeri değişti. Yeni köy garajda bir gezi yapıyoruz. Hem esnaflarımızla hem şoförlerle hem buradaki yolcularla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Esnafın sorunlarını da dinleyen Kiraz, Yeniköy garajının sıkıntısı var, esnaf burada iş yapamıyor, ilçe garajının yeri çok kötü olarak belirlendi. Dolayısıyla ben yaptım olduğu mantığıyla bir garaj yeri belirlenmiş durumda. Bundan dolayı herkes mağdur oluyor, dedi. Yalnız buranın en büyük sıkıntısı şu, öncelikle onu gündeme getirmekte fayda var. Şimdi esnaf burada iş yapamıyor. Minibüsçüler burada müşteri bulamıyor. Çünkü gerçekten ilçe garajının yeri çok kötü olarak belirlendi ve dolayısıyla sadece ben yaptım oldum mantığıyla bir garaj yeri belirlenmiş durumda. O bir garaj yeri de zorla adeta insanlar yaka paça dışarı atılarak boşaltıldı. Dolayısıyla yeni garajda da insanın, yolcunun buraya gelmesi pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla böyle ciddi bir 16 Nisan'da bir referandum var. Biz o çalışmadan dolayı geziyoruz ama orada da şunu söylemek istiyorum. Bu anayasa metinleri de toplumun bir uzlaşma metnidir. O metinde de aslında insanların evet hayra zorlanmasının yerine bir uzlaşmayla toplumun bütününü kapsayan, bütününü kucaklayan bir anayasa değişiklik paketi gelseydi çok daha iyi olacaktı diye düşünüyoruz. Sağ olun, sağ olun. Merhaba. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Siyasi partiler referandum çalışmalarındayken FETÖ operasyonları da kaldığı yerden devam ediyor. Malatya'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada FETÖ-PDY terör örgütüne irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle açığa alınan ve gözaltında bulunan İnönü Üniversitesi'nden 2 öğretim görevlisi ve KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve gözaltında bulunan 5 öğretmen olmak üzere 7 şahıs tutuklanmış, 2 öğretim görevlisi ve 5 öğretmen olmak üzere toplam 7 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır denildi. Sözcü gazetesi Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MOTAŞ'ta denetim yapılmadığını ortaya çıkardı.
Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre MOTAŞ'ta bugüne kadar hiçbir denetimin yapılmadığı ortaya çıktı. Ertürk haberinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili şu ifadelere yer verdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ulaştırma şirketi MOTAŞ'ta ayda 1300 lira maaş alan denetim komisyonu üyelerinin bugüne kadar hiç denetim yapmadığı ortaya çıktı. Komisyonun bu durumu akıllara Malatyalı Niyazi Mısri'nin "Bir gün bu gözün görmez hem kulağın işitmez" dizelerini getirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi MOTAŞ'ta denetim skandalı ortaya çıktı. Malatya Belediyesi'ne bağlı MOTAŞ bünyesindeki denetim komisyonunun üyelerinin maaş almasına karşın bugüne kadar hiçbir denetime imza atmadığı ortaya çıktı. Sayıştay raporunda komisyonun yönetim kuruluna rapor verdiği ifade edildi. Şehirler arası otobüs terminali işletmeciliği de yapan belediye şirketi denetim komisyonu oluşturdu. Başkanına 1800 lira, 6 üyesine 1300 lira maaş bağladı. Hesapları inceleyen Sayıştay ise bu komisyonun hiçbir denetim yapmadığını ortaya çıkardı. MOTAŞ'ın Sayıştay'a verdiği yanıtta ise denetim komisyonu her ay gelir ve giderlerin, harcama belgelerinin ve benzeri gerçeğe uygunluğunun denetimini yapmaktadır. Komisyon bu denetim sonucunda edindiği bilgileri kendisini görevlendiren yönetim kurulu ile paylaşmaktadır. Malatya Gölbaşı Karayolu'nda meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Kaza Malatya Gölbaşı Karayolu Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre Malatya'dan Adıyaman istikametine ilerleyen Mehmet Akşin yönetimindeki 01BKD37 plakalı otobüs yolcu indirmek için durdu. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Ali Osman G yönetimindeki 27B48 plakalı kamyon hızla park halindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada park halindeki otobüs yaklaşık 15-20 metre sürüklenerek yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı. Bu sabah saat 7.30 civarlarında Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsünü sabah 7.30 civarlarında yolcu indirirken arkadan gelen bir kapalı kasa kamyonet hızla otobüse vurması sonucu büyük bir kaza oluştu. Çok şükür ölümümüz yok, yaralılarımız var. Onlara da Cenab-ı Allah'tan şifalar diliyorum. Havanın hafiften yağışlı olmasından dolayı muhtemelen bu kaza daha büyük bir şekilde oldu. Belki bu yağış olmasa bu kadar güçlü bir büyük bir kazamız olmazdı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken şoför kabininde sıkışan kamyon sürücüsü Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekiplerince kamyonun içinden kurtarıldı. Kamyon sürücüsüyle birlikte otobüste bulunan yolculardan yaralanan 9 kişi 112 ambulansları ile Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Malatya Gölbaşı Karayolu'nda bir süreliğine ulaşım tek şeritten sağlandı. Jandarma ve trafik ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından her iki araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur operasyonu düzenlendi. Yüzlerce kişinin GBT sorgulamaları yapıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 100'e yakın polisin katıldığı huzur operasyonunda başta Kanalboyu Caddesi olmak üzere Cezmi Kartay Caddesi, Halep Caddesi ve Akpınar Mahallesi'nde bulunan eğlence merkezleri, kafe ve umuma açık yerlerde denetim yapıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada kimlik kontrolleri ve GBT sorgulamaları yapılırken iş yerlerinde de kapsamlı aramalar yapıldı. Geçtiğimiz hafta kanal boyunda bir kafeteryada yaşanan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 9 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan bu olayın ardından kent merkezindeki uygulamaların artması bekleniyor. Emniyet tarafından yapılan operasyonlarda 493 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalar hakkında yazılı bir açıklama yaparak basın kuruluşlarını bilgilendirdi. Açıklamada Malatya Emniyet Müdürlüğümüz uyuşturucuyla mücadele şube müdürlüğü görevlilerince Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu madde nakleden şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilimiz Malatya Elazığ Karayolu Üniversite Kavşağı'nda yapılan uygulama noktasında durdurulmuş bir araçla yapılan arama neticesinde aracın hava filtresi içerisine gizlenmiş vaziyette Daralı 493 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, konuyla ilgili iki şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler TCK 188 Taksim 3 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim gönderilmişlerdir denildi. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteni daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.